Merhaba. Bir söz sırasında bundan sonra sizinle olacağım. 15 günde bir sizlere merhaba demenin heyecanını şimdiden hissediyorum. Bugün ilk söz sıram. Bugün 14 Eylül 2020. Bundan 2 yıl önce hatırlayacağınız gibi Kanal İstanbul ve Yenişehir projesinin en önemli kısmı 3. Havalimanı'nın siyasi iktidar tarafından zorla yapıldığı dönemde yüzlerce işçi arkadaşımızı kaybettiğimiz, pek çoğunun iş göremez hale geldiği dönemde 14 Eylül 2018'de 20 bini aşkın sendikalı, sendikasız işçi o gün iş bırakmıştı. Talepleri çok netti. Aç kalmak istemiyoruz, kurtlu yemek yemek istemiyoruz, çamurlu yataklarda yatmak istemiyoruz. İş yerine gelirken servislerde arkadaşlarımızın öldüğünü ya da şantiyede düşerek öldüğünü duymak istemiyoruz. Bu talepleri yükselterek o gün işi bırakan inşaat işçileri bütün alanlarda, bütün şantiyelerde emeğinin sömürülmesine devam ediyor. Ben bugün hepinizin önünde 14 Eylül 2018'de 3. Havalimanı şantiyesinde iş bırakan sendikalı sendikasız 20 bine aşkın mücadeleyi yürüten işçileri selamlamak istiyorum. O süreçte sendikalı arkadaşlar, Devrimci Yapı Yol ve İnşaat İşçileri Sendikası, İnşaat İşçileri Sendikası, İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası'ndaki arkadaşlar hemen iş bırakmanın akabinde işten atılmışlardı. Pek çoğu gözaltına alındılar. Bir kısmı tutuklanmışlardı. En son Nihat Demir arkadaşımız 4 Eylül'de bu sene ancak serbest kalabildi. O yüzden ikinci yılını tamamladığımız bu direnişi sürdüren, o gün büyüten, o gün kuzey bölgesinde, kuzey ormanları üzerinde, kuzey sulak alanları üstünde, İstanbul'un hemen yakınında, çeperinde olanları bize gösteren bütün işçi arkadaşlara, dostlara bir kez daha selamlarımı yollayarak söz sırasına başlamak istiyorum. Bugün aslında Judy'yi konuşmak istiyorum. Judy günlerdir yanıyor. 3 aydan daha uzun bir süre ara ara yakılıyor ve yanmasına göz yumuluyor, müdahale edilmiyor. Bildiğiniz gibi 3 gün önce Hüseyin Kaçmaz arkadaşımız, vekil arkadaşımız, Şırnak vekilimiz oturma eylemi başlattı. Halk kendi imkanlarıyla Judy'yi söndürmeye çalışıyor. Ama bir türlü başaramıyor. Bir taraf sönerken gece atılan operasyon müdahaleleriyle yeniden başka bir nokta alev alıyor. Bu arada korucular yanan ormanlarda ağaçları keserek buradan da kazanç sağlamaya devam ediyormuş. Bölgeye giden HDK Ekoloji Meclisi'nin arkadaşlarımız dün hızlıca bize bunları iletti. Judy Gabar bölgesinde BEST ormanları da yanarken aslında tek sorun bu değil. 2009'da devreye alınan termik santrallerle neredeyse ayda en az 15 kadının düşük yaptığı sakat doğumlara neden olan termik santral, jandarmanın, polisin, askerin koruması altında çalışmasını sürdürüyor. Artık bölge insanları herhangi bir meyvesini, sebzesini yiyemez durumda. Onun için hepimizin Judy'de yanan ormanlara, Judy'de yaşamın yok edilmesine karşı her bölgeden, her yerden ses vermemiz gerekiyor. Bir talebimiz bugün iktidarda olanlara. Bu aymazlıktan vazgeçin. 2015'te de benzeri bir süreci yaşattınız. Ormanlar yanarak ardından savaşları yaşadık. Yeniden yaşamak istemiyoruz. Bu topraklardaki halklar olarak bu savaşı durdurun. Orman yangınlarına son verin. Yanan ormanlara bir an evvel müdahale edin. Ve tüm bu bölgede, Türkiye coğrafyasında yaşayan tüm halklara, ekoloji mücadelesi verenlere, emek mücadelesi verenlere, işçi sınıfına, sosyalistlere, kadınlara, gençlere çağrımızdır. Her nerede olursanız olun, Judy'de yanan, diğer yerlerde yanan, yaşamı yok eden, içindeki insanların
yaşam alanları, canlıların yaşam alanlarını yok eden, savaşın bir yöntemi olan orman yangınları için ses verin, omuz verin, dayanışmayı büyütün. Hepinize saygılarımı sunuyorum.